Günaydın canlar. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın, günaydın. Hayırdır, soruşturmada bir ilerleme mi var? Şüpheli diye gelmiş içerideki arkadaş. Eren, emniyet bugün biraz fazla kalabalık. Bence işi olmayan herkes çıksın. Evet. Duydunuz zilin sesini, dışarı alalım sizi. Haydi haydi, uzun adımlarla yalla. Hadi. Yarasını iyice temizledim ben ama çok kötü enfeksiyon kapmış. Eyvah. E ne yapacağız şimdi? Biz şimdi onu bir yere de götüremeyiz, kıpırdatamayız yani. Dikiş atılması lazım. Ne? Açık yara çünkü. Antibiyotik alması da şart. Tamam. Siz ne gerekiyorsa bana söyleyin. Ben şimdi hemen Aylin'e haber vereyim. Eczaneden gelirken alır. Siz ne gerekiyor sonra söyleyin bana. Söyleyeceğim, siz arayın. Hayır, aklım almıyor. Ben kaç yıldır tanıyorum bu çocuğu. Niye karısının çocuğunu öldürsün ya? Evine gittim. Resmen şaftı kaymıştı üzüntüden. Derya'nın yaptığı da iş. Niye hemen gözaltına alıyorsun ki? Sen de savcı olsan aynı kararı verirdin Ceylin, kabul et. Yeterli gerekçesi var. Ama sen çok biliyorsun ya. Gülme gülme, geç hadi. Çalış. Her şey didik didik ara. Ne bulmamız gerekiyorsa. Efendim? Emsal bak, ifadesini oku. Önce Arda'yı çıkaracağız, sonra da Sevinç'le Nil'i bulacağız. İşte para eksik görünce sinirlendim ben. Kaç para eksikti? Eren bir bölme. Anlatsın aksın. Evet. Sonra ben kızınca tabii parayı tam vermezsen pasaportu alamazsın dedim. Az yetiştik. Bu birden silah çıkardı. Sıktı. Vuracaktı beni ama ıskaladı. Anladım öldürecek. Gözü döndü. Boğazına yapıştım önce. Baktım debeleniyor. Gözüm dönmüş. Can tatlı bir yerdi. Boğuşurken çakımı çıkardım, omzuna doğru sapladım. Bir sendeledi. Düştü. Ben de oradan işte bir taş aldım, ensesine patlattım. Sonra baktım ölmüş. Panikleyince de poşete sarıp çöplüğe attım. Çok da pişmanım ama oldu bir kere. Evet, biz seni dinledik. Şimdi bir başa saralım. Tam olarak nerede buluştunuz? Yedikule sahilinde, surların hemen dibinde. Saat kaçta? Saat 4'te buluştuk. Ne vardı üstünde? Müsaade var mı bir yudum? Abla, ben çıkıyorum. Abla. Git sen, ben söylerim ona. İyi tamam. Sen de çok kalma. Sen de çık hemen. Şimdi oturma. Tamam, ben size Evran bir kopyasını gönderirim. Tamam. Tamam, ben sizi sonra arasam olur mu? Tamam, teşekkürler. Sen beni arar mıydın ya? Ha? Hangi duvar açmış akalım? Goy goy kes Rafet. Mahalle yanmış. Sen kel kafana tarak bakıyorsun. Mevzu büyük. Hakkında soruşturma açılmış. Senin istihbarat tırt oğlum. O benim büroda bir memuru açıldı. Amir olduğum için de dosyada benim adım geçiyordu. Umut adı. He Umut. Mal gibi Rafet Günbay yazıyor dosyada. Dosya önümde. Başsavcının kendisi bizzat istemiş soruşturmayı. Nasıl ya? Ne dönüyor lan? Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi Rafet, durum bu. Kapat lan. Kapat. Döneceğim ben sana.
Alalım şahsı gözaltına. Hadi gel bakalım. Ne diyorsun savcı? Anlattığı şeyler şu ana kadar bulduklarımızda tutarlı. Ama yani söylediği olay yerine bir ekip gitsin bir baksın. Şahsın bir kanını alalım. Çöpteki bulduğumuz kanla eşleşiyorlar mı, uyumlular mı bir anlayalım. Emri anlaşıldı savcım. Denize attım dedi ya silah. Bir de başına vurduğu taş. Onlara da bir ekip baksın. Şu cinayet aletini bulalım bir de silahı. Saçlar? Yani kadın saçını açıklayamadı. Fark ettim. Neyse savcım, ben bir ekip yollayayım da ona sonra bakarız. Tamamdır. Bana yara temizlemek için dezenfektan gibi bir şeyler lazım. Bir de dikmek için bir şey, makas, sargı bezi falan, iğne alacağım bir de. Biraz çabuk ama lütfen. Ne yarısı bu yalnız, nerede? Yara işte canım, ne fark eder? Düştü, kafasını yardı, bir şey battı kafasına. Ya ne bileyim işte, ay kurşun yarısı değil ya canım, Allah Allah. Siz işte dikmek için bir şeyler verin, antibiyotikli krem, sargı bezi, makas falan ne gerekiyorsa işte. Onlar var, veririz ama dikmek için malzeme bizde bulunmaz. Zaten o kadar ciddiyse hastaneye gitmeniz lazım. Yatalak hasta, götüremiyoruz hastaneye. Siz olanları verin, biz gerisini hallederiz. Peki. Pardon, merhaba. Merhaba, buyurun. Az önce çıkan kadın sizler ne istedi? Niye sordunuz? Ben avukatım. Ortada çok ciddi bir mesele var ve polis çağırmak istemiyorum açıkçası. O yüzden bana yardım ederseniz çok sevinirim. Yara temizlemek için merhem gazlı bez falan aldı. Dikmek için de malzeme var mı dedi ama bizde olmaz. Diğerlerini verdim. Aldı çıktı. Ne yarası peki? Vallahi anlamadım ki. Bir düştü yardı dedi. Bir şey battı dedi. Kurşun değil ya dedi. Sonra da yatalak hasta dedi. Olanları verdim gitti. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Savcım, Anıl otopsiyi bitirmiş, ölüm nedeni tespit edilmiş. Yani eğer biz teşrif edersek biz de bilgilendirecekmiş. Güzel, hadi gidelim abi. Gidelim savcım.